Merhaba arkadaşlar, Almanca Kolay'a hoş geldiniz. Ben Almanca öğretmeni Erhan Özdemir. Dersimizin konusu adjektif deklinasyon im akkusatif. Hazırsanız dersimiz başlasın. Adjektif deklinasyon ne demek? Bir defa bunu bir kavrayalım. Adjektif deklinasyon arkadaşlar, adjektif sıfat, deklinasyon bunun çekimi. Biliyorsunuz artikellerimiz var. Der, die, das artikellerimiz var. Dolayısıyla bu artikellere göre sıfatlar ne olmuş oluyor? Nominatife göre, akusatife göre ve datife göre ne olmuş oluyor? Çekimlenmiş oluyor. Bir önceki dersimizde bunun nominatif halini görmüştük. Ancak bu dersimizde akusatif halini görüyor olacağız. Şimdi burada arkadaşlar der artikeline baktığımızda anlamlı olması için Der Bleistift örneğinden yola çıktım. Der Bleistift biliyorsunuz neydi? Kurşun kalem demekti. Akkusatiflik neydi? İsmin iyi hali. Dolayısıyla bir şeyi aramak ne olabilir? Suchen, öyle değil mi? Sahip olmak. Güzel Türkçemizde ismin iyi hali kullanılmıyor. Öyle değil mi? Haben gene akkusatifi gerektiriyor. Finden, suchen gibi yapılar artı Türkçemizde var olan ismin iyi halini gerektiren birçok fiil akkusatif kapsamında inceleniyor. Bunu bir inceleyelim. Den schönen Bleistift, bakın burada arkadaşlar der Bleistift, normalde ben kurşun kalem arıyorum diyecek olsam ne derim? Ich suche den Bleistift, belirli bir kurşun kalemi kastediyorsam ich suche den Bleistift demiş oluyorum. Ancak bir kurşun kalem arıyorum. Yani markası, rengi hiç fark etmez. Kurşun kalem olsun da bir kurşun kalem olsun. Değil mi? Ne derim? Ich suche einen Bleistift derim. Şimdi bu noktada ben ne yapacağım? İşin içerisine sıfatı koyacağım. Burada da schön artikelinden gitmek, düzeltiyorum. Schön adjektifinden yani sıfatından gitmek istedim. Yola çıkmak istedim. Schön güzel demek. Güzel olan o kurşun kalemi söz gelimi ne olsun? Arıyorum olsun. Dolayısıyla ne yapacağım? Bakın burada den schönen Bleistift diyeceğim. Bakın burada ne olmuş? Den akkusatif der, den'e dönüşüyor. Sıfatın sonuna ne gelmiş oluyor? Gene en. Dolayısıyla zincirleme bir şekilde den schönen Bleistift demiş oluyorum. Peki durum aynen için ne olurdu? Evet, aynen denildiğinde Türkçe ile karıştırılabiliyor. Ein, dolayısıyla akkusatiflikte ne olacak? Aynen olacak. Bir güzel kurşun kalemi arıyorum diyelim. O zaman ne olacak? Aynen schönen Bleistift demem gerekiyor. Tabi zaman zaman bu Türkçe'ye birebir çevirdiğim için arkadaşlar bu biraz havada kalabiliyor ya da anlatım bozukluğu şeklinde de size yansıyabilir. Ancak birebir anlatmam gerektiği için bu şekilde açık ve bariz bir şekilde açıklıyorum arkadaşlar. Dolayısıyla bir güzel kurşun kalemi arıyorum dediğimde aynen schönen Bleistift demem gerekiyor. Peki artikelimiz die olduğunda die Schere neydi? Makas demekti. Evet, buna uygun düşsün diye arkadaşlar emin olun o kadar sıfatların içerisinde ne yapabilirim diye aradım. En buluşabileceğim örneklerden biri de buydu. Die Schöne Schere ancak diyebiliriz değil mi? Güzel olan o makası arıyorum diyelim. O zaman ne diyeceğiz? Ich suche die schöne Schere. Bakın burada bir belirti var değil mi? O güzel olan makası arıyorum. Bu belli bir makastır değil mi? Dolayısıyla artikel gerektiriyor. Die schöne Schere dediğimde ich suche die schöne Schere. Ancak herhangi bir güzel olan makası arıyorsam dolayısıyla ne diyeceğim? Bir güzel makası arıyorum diyeceğim. Eine schöne Schere demem gerekiyor. Bakın burada demek ki ne olmuş? Dediğim gibi zincirleme şekilde takip ediyor arkadaşlar. Die schöne Schere şeklinde. Bakın sonlandırıcılar ne olmuş? Bu şekilde kalmış. Evet, dolayısıyla die schöne Schere ne oluyor? Ein dediğimde eine schöne Schere demiş oluyoruz. Peki das'a bakalım arkadaşlar. Tabi das da onu doğru yazmışım ben bu arada. Doğru yazmışım.
Evet, insan zaman zaman böyle yakından yazdığında tahtayı ikileme düşebiliyor. Meğerse doğru yazmışım. Evet, das Heft arkadaşlar neydi? Defter demek değil mi? Dolayısıyla ben güzel olan o defteri arıyorum diyecek olursam ich suche das schöne Heft demem gerekiyor. Dolayısıyla bir ne yapmış oluyorum? Bir belirti var değil mi? O güzel olan defteri arıyorum dediğimde ich suche das schöne Heft. Peki ben güzel olan bir defter arıyorum diyecek olursam, hatta defteri arıyorum diyecek olursam ne diyeceğim? Ich suche ein schönes Heft demem gerekiyor. Bakın burada das artikeli ne olmuş? Schön'ün hemen ardında değil mi? Hemen ek olarak, takı olarak gelmiş. Ein schönes Heft. Dolayısıyla ich suche ein schönes Heft demem gerekiyor değil mi? Güzel bir defter arıyorum diyecek olursak. Ve çoğullara bakalım arkadaşlar. Çoğullardaki durum nedir diye baktığımızda çoğullarda ismin i halinde ich suche die Bleistifte değil mi? Kurşun kalemleri arıyorum dediğimde ich suche die Bleistifte diyorum. Ancak güzel olan o kurşun kalemleri arıyorum diyecek olursam değil mi? Bu belli bir marka olabilir. Belli bir değil mi kalitede kurşun kalem olabilir. Dolayısıyla özellikle onları, güzel olan onları arıyorum diyecek olursam ne diyeceğim? Ich suche die schönen Bleistifte demem gerekiyor. Demek ki burada bir belirti söz konusu olduğundan dolayı ne yapıyormuşum arkadaşlar? Her halükarda artikeli belirtmem gerekiyor. Ich suche die schönen Bleistifte. Peki ben alelade güzel kalemler arıyorum diyecek olursam güzel kurşun kalemler arıyorum derim. Ancak Türkçe'de değil mi? Güzel kalemler arıyorum diyorum. Güzel kalemleri arıyorum derken tabii o birazcık daha ismin i halini gerektirebiliyor, gerektirmediği durumlar olabiliyor. Ancak Almanca dediğim gibi bu akusatif kapsamında oluyor. Dolayısıyla ich suche schöne Bleistifte demeliyiz. Burada ne olmuş oluyor? Haliyle aynalar kalkmış oluyor. Öyle değil mi? Kural olarak arkadaşlar bu şekilde çekimleniyor. Dilerseniz bunların daha da iyi oturması için örneklere geçelim. Evet, şimdi arkadaşlar örneklere geçmeden önce şunu da hatırlatmak istiyorum. Örneklerde nominatif yani yalın halle beraber karşılaştırmalı olarak gidiyoruz. Dolayısıyla çok daha bariz bir şekilde görüyor olacaksınız aradaki farkı. İlk örneğe baktığımızda arkadaşlar das ist kein bequemes Sofa. Das Sofa kanepe demek arkadaşlar. Bequem rahat. Dolayısıyla bu rahat bir kanepe değil diyecek olursam ne diyeceğim? Das ist kein bequemes Sofa demem gerekiyor. Öyle değil mi? Dolayısıyla cümlenin içerisine bakmam gerekiyor. Belli başlı dinamikler var arkadaşlar. Nedir bu dinamikler belirleyici olan? Eyleme bakmam gerekiyor. Öyle değil mi? Eylem nominatif mi, akusatif mi yoksa datif mi? Buna bakmam lazım. Buna bakarken de artikelli dikkate almam lazım. O nesnenin artikeli der mı, die mi, das mı ve buna göre şekillendirmiş oluyor. Dolayısıyla ben ilk cümleye baktığımda das Sofa kanepe demek. Dolayısıyla yalın halden bahsediyorum. Bakın akusatiften bahsetmiyorum. Bu bir kanepe dediğimde ne derim? Das ist ein Sofa. Dolayısıyla bu rahat bir kanepe dediğimizde ne deriz? Das ist ein bequemes Sofa. Öyle değil mi? Bu rahat bir kanepe değil dediğimde demek ki das ist kein bequemes Sofa demem gerekiyor. Zaten bunun nominatif halini bir önceki dersimizde görmüştük. Burada ne yapmış oluyoruz? Karşılaştırmalı gidiyoruz. İkinci cümleye baktığımızda arkadaşlar aynı örnekte burada ich suche var. Dolayısıyla ich suche neyi gerektiriyor? İsmin i halini yani akusatifi. Ha demek ki burada ne olacak? Eğer der artikeli varsa dönüşüm olacak. Bakıyoruz burada der artikeli var mı? Hayır yok. Das akusatifte ne oluyordu? Şöyle bir hatırlayalım. Das diye kalıyordu değil mi? Bir tek değişen neydi? Dönüşüme uğrayan der artikeli idi. Dolayısıyla der, de'ne dönüşüyordu. Die ve das kalıyordu. Das Sofa
demek ki ne olacak? Artikelde herhangi bir dönüşüm olmayacağı için değil mi? Ich suche ein bequemes Sofa. Rahat bir kanepe arıyorum dediğimde demek ki Ich suche ein bequemes Sofa diyeceğim. Neden bu akusatif oldu? Çünkü eylemimiz suchen olduğu için, yani aramak, onu aramak, bir şeyi aramak dediğim için demek ki akusatif oluyor. Buraya baktığımızda ise arkadaşlar, bunu yazmamdaki sebep artikelli halini görebilmemiz artı haben. Haben de neydi arkadaşlar? Güzel Türkçemizden farklı olarak ismin i halini gerektiren sahip olmak demek. Dolayısıyla o rahat kanepe bende var diyecek olursam ne diyeceğim? Ich habe das bequeme Sofa demiş oluyorum değil mi arkadaşlar? Tabi burada herhangi bir bağlantı yok arkadaşlar. Bu yapıları, bu cümleleri kendi içlerinde, kendi dinamiklerinde düşünürsek daha rahat ederiz. Herhangi bir bağlantı yok. Anlam anlamında bir bağlantı yok. Dolayısıyla o rahat kanepe bende diyecek olursam Ich habe das bequeme Sofa demem gerekiyor. Burada dediğim gibi dikkat edilmesi gereken artikeller ve bu artikellerin sıfatların içerisinde nasıl girdikleri değil mi? Nasıl sonlandıkları, bu çok çok önemli. İkiye baktığımızda arkadaşlar ikinci örneği ne diyor? Das ist kein moderner Schreibtisch. Evet. Der Schreibtisch, öncelikle bir anlamlandıralım arkadaşlar. Der Schreibtisch bu çalışma masası demek arkadaşlar. Das ist denildiğine göre ist yani sein var. Dolayısıyla bu ne olacak arkadaşlar? Nominativ hal. Yani yalın hal. Öyle değil mi? Dolayısıyla burada herhangi bir artikel dönüşümü olmayacağı için der, die ve das aynı şekilde kalıyor. Ancak ben şimdi bu modern bir yazı ya da çalışma masası değildir diyecek olursam das ist kein moderner Schreibtisch demem gerekiyor. Dediğim gibi bunu önceki dersimizde görmüştük değil mi? Ne oluyordu arkadaşlar? Der artikeli moderner şeklinde yorumlanmış oluyordu değil mi? Nominatif haldeki bir cümleyi görüyoruz burada. Kein moderner Schreibtisch şeklinde yorumlanıyor değil mi? Das ist kein moderner Schreibtisch. Bunu şimdi akusatif formuna sokacak olursak ne demişiz? Ich suche einen modernen Schreibtisch. Bakın burada suchen aramak dedik değil mi? Modern bir çalışma masası arıyorum. Tabii çalışma masası dememin sebebi güzel Türkçe'de bu şekilde yorumlanıyor. Almanca'da yazı masası diye geçiyor arkadaşlar. Ancak dediğim gibi bizde bu çalışma masası değil mi? Dolayısıyla ich suche einen modernen Schreibtisch. Bakın zincirleme şekilde gidiyor değil mi? Akusatif olduğu için der neye dönüşüyordu? Die'ne. Dolayısıyla einen modernen Schreibtisch şeklinde yorumlanması gerekiyor değil mi? Bir modern çalışma masası arıyorum dediğimizde. Peki ben şimdi bunu belirtili hale getirecek olursam onu diyelim. Şöyle ki Ich habe den modernen Schreibtisch. O modern düzeltiyorum kusura bakmayın. Ich habe den modernen Schreibtisch yani o modern olan çalışma masası bende diyecek olsaydık ne olurdu o zaman? Ich habe den modernen Schreibtisch. Bakın burada aynen yerine ne olmuş arkadaşlar? Den konulmuş. Demek ki bu ne olmuş oluyor? Bir belirti söz konusu olduğundan Ich habe den modernen Schreibtisch demiş oluyoruz. Sonraki örneğe bakalım arkadaşlar. Das ist keine neue Kommode. Evet, die Kommode neydi? Şifonyer demekti değil mi? Çekmece. Dolayısıyla das ist keine neue Kommode. Bakın burada sein var. Sein olduğundan dolayı bu ne olacak arkadaşlar? Nominatif yani yalın hal. Dolayısıyla ne diyorum burada? Bu yeni bir şifonyer değil dediğimde das ist keine neue Kommode demem gerekiyor. Değil mi? Bu nominatif kuralıydı. Şimdi bunu akusatife yorumladığımızda akusatifte die dönüşümü var mıydı? Hayır yok. Die gene ne oluyordu? Die şeklinde kalıyordu. Dolayısıyla Ich suche eine neue
kommode, yeni bir şifon yer arıyorum dediğimde, değil mi? Ich suche eine neue kommode demem gerekiyor. Peki, ich habe die neue kommode denildiğinde bu ne anlama gelmiş oluyor? O yeni şifon yer kimde? Bende dediğimde burada ne varmış arkadaşlar? Güzel Türkçeden farklı olarak ismin iyi hali söz konusu. Yani akusatiflik söz konusu olduğu için ne yapmış oluyorum? Bunu akusatif olarak değerlendirmiş oluyorum ve diyorum ki Ich habe die neue kommode. Dilerseniz bu görmüş olduklarımızı doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Das ist kein bequemes Sofa. Das ist kein bequemes Sofa. Ich suche ein bequemes Sofa. Ich suche ein bequemes Sofa. Ich habe das bequeme Sofa. Ich habe das bequeme Sofa. Das ist kein moderner Schreibtisch. Das ist kein moderner Schreibtisch. Ich suche einen modernen Schreibtisch. Ich suche einen modernen Schreibtisch. Ich habe den modernen Schreibtisch. Ich habe den modernen Schreibtisch. Das ist keine neue Kommode. Das ist keine neue Kommode. Ich suche eine neue Kommode. Ich suche eine neue Kommode. Ich habe die neue Kommode. Ich habe die neue Kommode. Sıradaki örneğimizle devam edelim arkadaşlar. Das sind keine interessante Lampen cümlesini görüyoruz. Bakın burada das sind ile başlayan bir cümle ne olur arkadaşlar? Sein neyi gerektiriyor? Olmak. Dolayısıyla nominatif, akusatif, datif olarak konumlandıracak olursak ne yaparız bunu? Nominatif olarak konumlandırırız. Çünkü yalın hal değil mi arkadaşlar? Bunlar ne diyor? Das sind keine interessante Lampen. Interessant, ilginç. Die Lampen neydi? Lambalar. Bunlar ilginç lambalar değil. Yani hiç ilgimi çekmedi anlamına gelen bir cümle. Değil mi? Dolayısıyla burada nominatiflik önceki ders videomuzda görmüştük. Ne oluyordu arkadaşlar? Interessant sonuna ne gelecek? E gelecek. Çünkü neydi? Nominatiflik bunu gerektiriyordu. Gelin şimdi bunu akusatif olarak inceleyelim. Akusatiflikte ilk aklımıza gelen suchen, finden, haben eylemleri artı güzel Türkçemizdeki diğer ismin iyi halleri akusatife denk düşüyor değil mi? Sadece haben bu şeyi ahengi bozmuş oluyor. Çünkü Türkçe'de bunu pek fazla kullanmayız değil mi ismin iyi halini? Öncelikle buraya bakalım. Ich suche arıyorum değil mi? Ich suche, şimdi arkadaşlar ilginç lambalar değil mi? İlginç aydınlatmalar arıyorum diyecek olursam bu durumda lambalar değil mi? Burada ne yapacağım arkadaşlar? Herhangi bir artikel koymayacağım değil mi? Çünkü bir genelleme yapıyorum. Ich suche interessante Lampen demiş olduğumda ne olur arkadaşlar bu? İlginç lambalar arıyorum. Ancak ilginç olan o lambaları arıyorum deseydik buraya die artikelini pekala koyabilirdik değil mi? Ich suche die interessante die interessanten olacaktı bu sefer değil mi? Buraya bir en gelecekti. Dilerseniz bir de o şekilde yazalım daha iyi oturması için. Ancak dediğim gibi bu şekilde de kalabilir. Ich suche interessante Lampen. Ancak o ilginç olan lambaları arıyorum deseydim ne derdim? Ich suche die interessanten Lampen de pekala diyebilirdim. Değil mi? Ich suche die interessanten Lampen denildiğinde demek ki belli başlı olan o lambaları, o ilginç lambaları arıyorum demiş oluyoruz. Değil mi? Çünkü cümlenin içerisinde Almanca'da arkadaşlar artikel varsa bir belirti söz konusu olmuş oluyor. Adres gösteriyorum. Ancak bir alt cümleye baktığımızda arkadaşlar Ich habe interessante Lampen. Ne olmuş oluyor burada aslında? Tekil olmuş olsaydı değil mi? Eine kullanacaktık. Ancak burada lambalarım var değil mi? İlginç lambalarım var. Dolayısıyla bir genelleme yapmış olduğumdan dolayı
Ne yapıyorum burada? Ich habe interessante Lampen demiş oluyorum, değil mi arkadaşlar? Burada tabi bu sonlandırıcılara dikkat etmemiz gerekiyor. Sonraki örneğe bakalım arkadaşlar. Ne demiş? Das ist kein altes Bett. Das Bett yatak demek arkadaşlar. Alt neydi? Eski demek. Dolayısıyla bu nasıl bir cümle? Nominatif bir cümle. Nereden anlıyorum? Ist, değil mi? Sein ne olmuş? Tekil olduğundan dolayı ist. Dolayısıyla das ist kein altes Bett. Bu eski bir yatak değil. Bakın burada ne olmuş arkadaşlar? Das Bett'deki bu das artikeli ne olmuş? Sıfatın sonuna altes şeklinde, değil mi? Eklenmiş. Dolayısıyla altes Bett burada ne anlıyoruz? Buradaki ismin das artikeli ya da nesnenin das artikeli aldığını görmüş oluyoruz, değil mi? Bu eski bir yatak değil derken das ist kein altes Bett demiş oluyorum. Peki bunu akusatiflikte inceleyecek olursak, akusatiflikte şöyle hatırlayalım. Das'ta bir dönüşüm var mıydı? Hayır, yok, değil mi? Dönüşüm sadece nerede? Der'de. Dolayısıyla der, den, einen. Die ve das olduğu gibi kalıyor. Dolayısıyla ne yapıyorum? Ich suche ein altes Bett. Bir eski yatak arıyorum derken demek ki ich suche ein altes Bett demiş oluyorum. Peki benim o eski yatak, belli başlı bir yataktan bahsediyorum, bende. Ne yapacağım o zaman? Ich habe das alte Bett diyeceğim, değil mi? Demek ki o eski yatak bende derken ich habe das alte Bett demem gerekiyor. Demek ki ne oluyormuş arkadaşlar? Artikel olduğunda sıfatın sonuna ne gelmiş oluyor? E ile, değil mi? Sonlandırmış oluyorum. Ancak aynı olmuş olsaydı ne olacaktı? Buradaki artikeli giydirmem gerekecekti, değil mi? Bu yapının içerisine koymam gerekecekti. Ve son örneğe geldi sıra arkadaşlar. Ne diyor? Das ist kein großer Bürostuhl. Evet, öncelikle ne yapmamız gerekiyor arkadaşlar? Artikele bakmamız lazım. Çünkü artikeli bilmezsek arkadaşlar, emin olun ya, ben öyle bir yüzde verdim. Almanca için %70'i, yani gramerin %70'i maalesef kayıp oluyor. Mutlaka artikeli bilelim ki sonraki konularda, sonraki durumlarda bunları rahatlıkla yapabilelim arkadaşlar. Çünkü artikeli bilmeden asla yola çıkamayız. Evet. 6'ya baktığımızda bu son örnekte der Bürostuhl demek ki büro sandalyesi demek arkadaşlar. Bu ne diyor? Groß neydi arkadaşlar? Büyük demek. Dolayısıyla bu büyük bir büro sandalyesi değil. Ne olacak o zaman? Das ist kein großer Bürostuhl. Bu büyük bir büro sandalyesi değil. Bakın bu nominatif bir cümle, değil mi? Şimdi dikkat edelim. Der, ne dedim az önce? Der ne oluyordu akusatifte? Den'e dönüşüyordu. Aynen şeklinde yorumlanıyordu, değil mi? Hatta bunu olumsuz yaptığımda kaynen şeklinde de olabiliyor. Dolayısıyla ne olacak? Büyük bir büro sandalyesi arıyorum derken ne diyeceğim? Ich suche einen großen Bürostuhl. Bakın ne olmuş? Zincirleme şekilde gitmiş, değil mi? Ich suche einen großen Bürostuhl. Neden? Çünkü der artikeli olduğundan dolayı ne oluyor? Einen, yani den ne olmuş? Einen olmuş. Çünkü eylemimiz suchen akusatifi gerektiriyor. Büyük bir büro sandalyesi arıyorum dediğimde ich suche einen großen Bürostuhl demem gerekiyor. Peki o büyük büro sandalyesi bende diyecek olursam ne diyeceğim? Ich habe den großen Bürostuhl. Demek ki ne olmuş arkadaşlar burada, aslında çok minik bir değişim. Aynen yerine ne yapmışım? Den demişim. Çünkü bir belirti söz konusu olduğundan dolayı, değil mi? O büyük büro sandalyesi bende derken ich habe den großen Bürostuhl demiş oluyorum. Dilerseniz bu görmüş olduklarımızı arkadaşlar doğru telaffuzuyla tekrarlayalım.
Das sind keine interessante Lampen. Das sind keine interessante Lampen. Ich suche die interessanten Lampen. Ich suche die interessanten Lampen. Ich habe interessante Lampen. Ich habe interessante Lampen. Das ist kein altes Bett. Das ist kein altes Bett. Ich suche ein altes Bett. Ich suche ein altes Bett. Ich habe das alte Bett. Ich habe das alte Bett. Das ist kein großer Bürostuhl. Das ist kein großer Bürostuhl. Ich suche einen großen Bürostuhl. Ich suche einen großen Bürostuhl. Ich habe den großen Bürostuhl. Ich habe den großen Bürostuhl. Bir dersimizin daha sonuna geldik arkadaşlar. Bu dersimizde adjektif deklinasyon im akusatif konusunu görmüş olduk. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın. Tschüss.